Yaşasın. Okuyabiliyorum. Yardımseverler. Sevgi, dedesiyle yaşayan fakir bir çocuktu. Elif ile Murat bir gün evden çıkıp parka gidiyordu. O gün anneleri salıncağa binmelerine izin vermişti. İki kardeş sokağın başında Sevgi'yi ağlarken buldu. Hemen onun yardımına koştular. "Niçin ağlıyorsun?" diye sordu Elif. "Yoksa düştün mü?" diye ekledi Murat. Sevgi durmadan ağlıyor, arkadaşlarına cevap vermiyordu. Elif ile Murat çok üzüldü. Sevgi için bir şeyler yapmak istiyorlardı. Sevgi güçlükle, "Büyük babam çok hasta ama ona ilaç alacak paramız yok," diyebildi. Murat, "Bir çaresini buluruz belki," dedi. İki kardeş Sevgi ile birlikte büyük babanın yanına gitti. Yaşlı adam yatağına uzanmış inliyordu. "Nasılsın büyük baba?" dedi Elif. "Teşekkür ederim çocuğum," diye karşılık verdi Sevgi'nin dedesi. Çocuklar mutfağa geçti. Yaşlı adama güzel bir kahvaltı hazırladılar. Murat, "Bir fikrim var," dedi. "Arkadaşlarımızla birlikte parkta şarkı söyleyelim. Böylece büyük babanın ilaçlarını alacak parayı kazanırız." Küçük kızlar bu fikri çok beğendi. Parka geldiklerinde çalgılarını çalmaya başladılar. Çan çun gümbede güm lambada lum. Müzik pek güzel değildi ama çocuklar çok sevimliydi. Çevrelerine gülücükler dağıtıyor, müziğin ritmine uyarak dans ediyorlardı. Parkta oturanlar bu sevimli müzik grubunu çok sevdi. Elif'in tuttuğu şapkaya birer ikişer lira bıraktılar. Kısa sürede şapkanın içi parayla doldu. Çocuklar paraları alıp eczaneye koştu. Topladıkları paralar büyük babanın ilaçlarını almaya yetmiyordu. Ama iyi yürekli eczacı bunu çocuklara belli etmedi. "Büyük babaya selamlarımı söyleyin. Bu parayı da ona götürün. Başka ihtiyaçlarını karşılarsınız," dedi. Eczacının gösterdiği iyilik karşısında çocuklar gülümsedi ve ona teşekkür ettiler. Bu dayanışmadan çok mutlu olmuşlardı. Ardından çocuklar ilaçları aldı ve büyük babanın yanına geldiler. Sevgi büyük babasının boynuna sarılarak, "Bak büyük babacığım," dedi. "Kasabalılar çok yardımsever ve fedakar insanlar. Geldiler ve bol para verdiler. Biz de senin ilaçlarını aldık. Artık üzülme, çabucak iyileşecek ve ayağa kalkacaksın." Büyük baba çok duygulandı. Çocukların bu iyi niyeti karşısında gözyaşlarını tutamadı. "Sizler çok yardımsever çocuklarsınız. Hepinizi çok seviyorum," dedi. Büyük baba çocukların ilgisiyle kısa sürede iyileşti. Eski sağlığına kavuştu. Bahçeye çıkmaya, güneşlenmeye başladı. Elif ile Murat onları hiç yalnız bırakmadı. Artık sık sık hep birlikte kırlara gidiyorlardı. Meğer bir insana yardım etmek ne güzel değermiş.